İki farklı kutuptaki ailenin birbirini tanıma sürecini anlatan Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, izin gününde Etiler'deki bir AVM'de alışveriş turu yaparken magazin altının sorularını yanıtladı. Alışveriş turu çıktı yani. Ses sonrası böyle ufak tefek işlerim var, onları halletmeye geldim. Nasıl geçiyor ses? Güzel, yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor. Her şey güzel, yolunda. Ratinglerimiz gitgide umuyoruz ki artacak, daha da iyi yerlere gelecek. Yani çok teşekkür ederiz, destekleniyoruz en başından beri. 23 yaşındaki oyuncu hayat verdiği doğa karakterinin kendisine çok benzediğini söyledi. Doğayla Sıla şey oldu, böyle doğayı okudum. Daha evet, hani Sıla'nın verebileceği tepkiler bunlar. Karakterime benziyorum. Aslında farklı bir karakter tabii ki oynamak isterdim. Ama benzemesi de benim için de iyi oldu. Böyle dışarıdan baktığımda da evet, Sıla da demek ki böyle tepkiler veriyor diyorum ve aynı şeyi oynuyorum. Türkoğlu partneri Doğukan Güngör'le çok iyi anlaştıklarını belirtti. Doğukan'la ilk günden beri gayet uyumlu çalışıyoruz. Birbirimize çok anlayış gösteriyoruz. O da çok çalışkan, ben de çok çalışkan olduğumu düşünüyorum. O yüzden böyle birbirimizi sürekli motive ederek ortak bir çalışma ortaya çıkartıyoruz. Genç yıldız Kızılcık Şerbeti dizisine gelen tepkileri değerlendirdi. Açıkçası biraz ön yargıyla yaklaşan da oldu tabii ki. Çok anlayışla karşılıyoruz. Zaten anlatmak istediğimiz asıl nokta buydu bizim. Toplumumuzda olan ön yargılardı. O tepkileri almak da bir nevi aslında evet, bakın biz de size bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten dedirtti. Ama onun dışında ben kendi çevremden genel olarak hep olumlu tepkiler alıyorum. Bu da bizi tabii ki mutlu eden bir şey. Sıla Türkoğlu yoğun bir set temposu içindeyken sosyal hayatına çok vakit ayırmadığını ifade etti. Çalışırken aynı zamanda sosyal hayatta da çok aktif olmak pek bana göre bir şey olmuyor. Ne yazık ki bilmiyorum, insandan insana göre değişiyordur ama ben daha böyle izole ve sakinlik koruyan taraftayım çalışırken. Evime gidiyorum, köpeğim var. Daha fazla onunla vakit geçiriyorum. Sevdiğim birkaç arkadaşım var. Öyle, ama genel olarak yalnız kalmak bana daha iyi geliyor diyebilirim çalışırken. Yalnız kalmak derken? Yani. Özel hayatta bir özel hayat açıklaması. Yok. Yani. İş şu an önceliğim. O kadar. Dünyanın dört bir yanından geniş bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu bu durumu samimiyetine ve hiç değişmemesine bağladı. Tamamen bence hayata karşı duruş ve samimiyet. Yani ilk günden beri, beni tanıdıkları günden beri ben hep aynı Sıla'ydım. 3 sene sonra da aynı Sıla olacağım. Bende hiçbir şey değişmeyecek. Bence o samimiyet ve duruş insanlarda daha böyle bağlı kalmayı sağlıyor. Daha çok seviyorlar, destekliyorlar. Sağ olsunlar. İtalya'dan, Brezilya'dan ya da herhangi bir yerden sadece bizi görmek için geliyorlar ve bu çok değişik geliyor bana. Yani sete de geldiler geçen gün mesela Ukrayna'dan. Çok hoşuma gitti çünkü hiçbir işleri yok ve sadece sizi görmek için geliyorlar. Bu güzel bir şey. Sıla Türkoğlu kariyer hedeflerinden bahsetti. Hep böyle şeydi, hani müzikal yapmak var bir. Onun dışında da yani tabii ki çok uç bir nokta oynama gibi bir hayalim de var kariyerimde, evet. Sıla'nın yapabildiğinin en iyisine çıkmak, kimseyle rekabet yarışına girmeden kendinin en iyisini ortaya çıkarmak. Yani. Ne olur, hayat ne getirir asla bilemem. Düşeriz, kalkarız. 2 sene sonra ne olacağı da belli değil ama ben elimden gelenin en iyisini yaptı desinler isterim. Türkoğlu önceliğinin aşk değil iş olduğunu vurguladı. Hayranlarım da merak ediyor Sıla'nın özel hayatımla ilgili. Az önce dediğim gibi. Dolu mu, boş mu? Şu an için önceliğim işim diyeyim. İş. Yani çok hiçbir zaman açıklama yapmam büyük ihtimalle ya bu konu hakkında. Bilmiyorum. Yakalarsanız görürüz ama onun dışında açık. Yani gerek yok böyle şeylere. Hele ki bizim gibi yeni başlamış isimler için bence önceliğimiz kariyerimiz olsun. Sonrasında zaten buradayız yani. Hiçbir şey gizleyemeyiz. Türkoğlu marka takıntısının olmadığını da sözlerine ekledi. Siz de alışveriş turunda yakalamışken soralım. Alışverişte neye dikkat edersiniz? Hiçbir şey. Yani rahatlık. Önceliğim rahatlık. Bir de genelde işte setteyken daha böyle içinde rahat edebileceğim şeyler. Yani öyle çok şık bir kadın olduğumu düşünmüyorum mesela, o yüzden. Ama biraz değişmeye gidiyorum diyebilirim. Marka takıntınız var mı? Hiç yok, hiç yok. Hiç fark etmez. Yeter ki işte içinde dediğim gibi rahat edebileyim. Onun dışında öyle markaymış, olmuş, şuymuş. Gereksiz hani. Olsa da olur, olmasa da olur. O anki duruma bağlı.
Enerjiniz de bize çok geçti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.